Selamlar millet, hepiniz hoş geldiniz. Ben Volkan. Bugünkü videomuzda Arankat hesabımızda ilk 10 maçı atıyoruz arkadaşlar. Yenilmez Swain yapacağım mid lane'de. Yok, anasının gözüymüş Oha. Girdim ürünleri. Sol altta görüyorsunuz arkadaşlar. Full can çalması, böyle can emme. Fight'larda falan böyle ölmeyen bir Swain yapacağız. Yalnız buradan sıvışma girdim. Çünkü rakip takımda kitle kontrol fazla. Oraya da bir can çalma almadım ekstradan. Bunun yerine bir Merkür adamı, Asırlık Zonya ruh gömleği gidebiliriz. Ruh gömleğinden de can çalma gelecek ama rakip takım çok mobil. Belki Riley'i de alabiliriz bu maç. Ve Sylas matchup'ını hiç sevmiyorum. Çok güçlü. Ne girmiş abi? Hortlan pençesi tutuştur sıçra. Hortlak girmiş adam ya. Bir de iksir almış yanına. O bize de satıyor. Herhalde bu da ölmek istemiyor. Şimdi düz vuruş. E'yi bırakıyorsun. Çekiyorsun düz vuruş. Tertemiz. Ya tek komboyla ben zaten yenilmez abi aktifleştiriyorum. O yüzden bunu tercih ettim. Daha önceden de yaptım. Güzel oluyor. Sıkıntı yok. Bakalım bu rune'le de harbiden yenilmez mi oluyoruz? Q auto atak. Yalnız adam gerçekten yapıyor bu Sylas'ı. Zaten flash'ın yoktu Sylas'cığım. Daha fazla kaşınma. Daha fazla kaşınma. Yalnız Doran yüzüğü başlamadığımız için manamız bitiyor ama bu eşyayı da seviyorum. Frizleseydi lane abi çok rahat edecekti. Ben bir dünya minyon kaybedecektim. Çocuk hata yaptı şu an, lane'i frizlemedi. Yani çok basit şeyler bunlar. Bunları niye göz ardı ediyorlar bilmiyorum. Baksana araba wave, yani base'de şu an para bekliyorum, o kadar rahatım. Saldırıya devam, Elise oynuyor. E, W, pasif Q, auto atak. Bak zaten yenilmez base tek. Keşke yeseydim onu ya. Of. Bu milyonları burada bırakmak var aslında da. Birazcık ittim. Orada bıraksaydım çok free gankti yani burası. Ona bir şey yapamam ben şu an. Tamam, şöyle bir W ile Tayf alalım. Kanka sen öldün bu arada. Kaçman lazım. Tamam, çok iyi. E'sini bana kullanacak mı? Sana attı. Öldün o zaman. Önüne geçeyim bari. Belki bir işe yarar. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Ben şöyle bir W deneyeceğim. Minyonlardan blok yedi. E'yi de deneyeceğim. Q'yu da atacağım. Auto atak. Okey. Abi sen çıkmayacaksın mı ya? Sen neymişsin böyle? Sen orada base attırmam. Bu minyon dalgasını da kaybedersin. Minyona geliyor. Minyona geliyor. Vazgeçti. Tamam. Şu Q'sundan gelen slow'u azaltması lazım Riot'un ya. Gerçekten fazla. Bir de W'sundan MD can. Bazen arttırıyor, bazen azaltıyor. Ben anlamadım. Çıkıyormuş gibi yapalım. Araba wave'ini düşman baselemişse frizlememiz mi gerekiyor? Bak, lafa tuttun. Base'ini bozmadık çocuğun. Neyse, bu minyon dalgasını kaybetti. Kanka o nasıl oluyor biliyor musun? Oradaki olay farklıydı. Benim araba wave'imden ziyade burada da 3-5 tane ufakçı, uzakçı minyonlarım falan vardı. Hiçbirini kesmeseydi kendi minyonları burada duracaktı. Ben onun tüm minyonlarını kaybedecektim. Yani 6 tane falan minyon kaybedecektim ben orada. Araba wave'ini komple kaybediyordum. Yani oradaki olay farklıydı. Sadece araba wave'i değildi. Araba wave'inin önünde bir önceki wave'den kalan 2-3 tane minyon vardı. Onları orada biriktirseydi lane ona doğru pushlanacak ve ben burada oynamak zorunda kalacaktım. Free gank pozisyonunda oynayacaktım. Yani çok rahat gank yiyebilirdim. Zaten gank yemeye geçtim. Ben oraya gidene kadar o minyon dalgasını kaybedecektim. En önemlisi o. Eksi öne geçecekti adam. Level farkı atmak çok önemli. Nasıl tutturamadım ben onu? Bak şimdi sağdan soldan bir yerden gelecek. Neyse, yırtıcıyı kullandı, flash'ı falan kaçarız. Lane'de baskıyı kurunca işte rakip jungle direkt size oynuyor. Sylas büyük ihtimalle burayı yardım spamlıyor abi. Sonra sizin takımınız rahat etmiş oluyor bu şekilde. Güzel. 2-3 tane minyon alacağım diye tilt olmuş herhalde. Buraya da çıkarken mesela totem bırakmak güzel oluyor.
Rakibin geldiğinde hangi tarafa gideceğini veya hangi tarafa totem atacağını görürsün. Bu totem sayesinde. Tamam, infilak değneği bir de kara mühür alıyoruz. Easy. Kara mühürü bu şekilde öne geçiyorsam alabiliyorum bazen. Üzerimde de para varsa base'den çıkarken tercih ederim. İkisi teklensin, kill alırım. Ayrıyetten zaten bir mana yenilemesi AP de veriyor. Minik bir miktarda olsa çok hoş. İnfilak değneği zaten. Bununla birleşince güzel bir hasar çıkartacağız. Keşke çalıya atsaydım da görüş kazansaydı orada bizim çocuk. Abi Q'ya kafa atıyorsun Kai'Sa. Neyse yenilmezimiz var. Abi ben vurdukça burada deli gibi canım çoğalıyor ya. Bir tek yenilmez değil aslında olay. Şuradaki zımbırtılar bakar mısın? Kant adıyla aç gözlü avcı. Zafer. Son darbe. Zaten skill'lerden deli gibi bir can yenilemesi geliyor. Ultiden her saniye açık kaldığı sürece can geliyor. Zaten ultiye bastığımız gibi kendi can miktarı artı Typhlar'ın iki katı kadar can geliyor. Mis. Zaten W tutturuyorsun. Typh. Çekiyorsun Typh. Üzerinde şu rünler var ya. Verdikleri canı arttırıyor. Şu rünleri açık bırakayım bari. Asırlık bitti aslında, yanlış yaptım. Konuşurken burada lane'i pushladığım gibi roam diyorum. Base atıp asırlığı almam lazımdı. Asırlığı bu dakikalarda bitirip acilen stackletip, yani direkt stackletip çok öne geçebiliyorsun. Asırlık her dakika can mana veriyor. Tamam, asırlığı çektim anında. Bir tane de şunu alıyoruz, bir pot alıyoruz, hemen gidiyoruz. Sen gidip zırh almıyorum öndeyken. Gider kuvvet kitabı alırım, daha fazla hasar atayım diye. Zaten Typhlarım var. Gel hadi gel. Gel hadi. Kaçma ama, tamam mı? Kaçarsan olmaz, yakalarım. Tamam, sen de kaçmayacaksın. Söz mü? Canım gitmiyor beyler, görüyor musunuz rünle? Bak bak bak, canım gitmiyor. Benim ulti boşa gitti çocukta. Abi efsane rünler bu arada ya, gerçekten yani. 1v2, 1v3, 1v4, 1v5 çok rahat bir şekilde kaldırırsın bu rünlerle. Zonya bittiğinde Merkür adımı falan da alırsan şu rakibe karşı. Hayır, o kadar midi kampladı, bir şey çıkartamadı çocuk. Çok zor ki çıkartması abi. Ya, Swain gibi bir char eğer lane'de gank yiyorsan çekeceksin yani bu tarz bir şampiyonu. Gank yiyip ölüyorum diyorsan bak bu ölmüyor işte. Ben daha çok gank istiyorum yani lane'de, böyle gelin de bir kanserliyim sizi diyorum. Mana eksiği oluyor, önce asırlığı bitirmesi gerek. Abi asırlığı bir de şunu, zaten mana eksiğim var. Doran kalkanıyla başladığım için bir mana eksiğim var oyunda. O eksiği istemiyorum. 1100 ile falan base atınca antik dönüştürücü almam çok tatlı oluyor. O 300 mana veriyor bana. Bir de pasifinden kaynaklı da bir mana geliyor yani antik dönüştürücünün. Tertemiz oluyor. Hextech al. Hextech silah kılıç mı? Hextech çok var oğlum. Hextech GLP de var. Mesela dün buzul takviyeli rünü denedim. Hextech GLP ikiz gölü raylayı çektim. Adamlar sakat kalıyor. Slow'dan çıkamıyor. O da çok ayrı bir güzellik. Ona bir karar vereceğim. Biliyorsanız söyleyeyim. Ne yapıyorsun lan? Adam tek yiyeceğini sandı. Tilt olmuş. Asırlık yerine cehennem maskesi alınan durumlar var mı? Asırlık yerine cehennem maskesi. Bir saniye abi. Tamam, tertemiz. Yok abi, hiç cehennem maskesi kastığımı hatırlamıyorum. Yani, tank bu ilkte onu kasarım. Tamam, şuraya çekeyim, base'i atayım. Normalde üzerimde kronometre varken gider Zonya almam. Bak bu hala aktiftir, bunu kullanırım. Rakibe bakarım şöyle ne lazım. Riley'i falan lazım. Giderim ona başlarım, onu alırım. Ama üzerimde yer olmadığı için mecbur bunu bitireceğim. Sonra bir tane daha kuvvet kitabı çekebilirim, tamamdır. Brune'un aslında kuvvet kitabı almayacaktım abi, pardon. Ruh gömleğine gidecektik. Neden? Zaten öndeyiz, hasarımız var. Daha çok böyle rakibin, yani takımda da zaten şey böyle hasar var. Off tank birçok şampiyonumuz. Ruh gömleği çekecektik. Milletin içinde 5 kişinin, 5 kişinin içine kafa atacaktık. Ruh gömleğiyle manyak bir can yenileme. Zaten şu girdiğimiz ürünler de efsane. Ruh gömleğinden de %30 bir iyileştirme artış olacaktı. Yani ölümsüz bir char olacaktık iyice. Ya fark etmiyor ki. Ben hepsine girsem... Oha. Ne oluyor oğlum? Abi sana orada kule vuruyor, farkındasın değil mi orada? Niye böyle bir psikopatlık yaptın oğlum? Yalnız burada skilleri tutturmam çok önemli çünkü mana, ya Doran yüzüğümüz yok, mana akış yüzüğümüz yok. Skilleri tutturamazsam mana yenileme özelliğim kalmıyor. Skill tutturup Typhlarla mana yeniliyoruz burada. O yüzden skill tutturmak çok önemli. Boşa skill atmayacaksın. Fokuslanman lazım. Keskin sağanak. Keskin sağanağı hiç kullanmadım abi. Deneriz. Neyse çıkalım, tamam. Merkür adımı alacağım.
işte kontrol yemeyelim. Sal bizim çocuğu. Sal. Oğlum salsana, ne yapıyorsun? Yemin ederim psikopatsınız ya. Görünmeyene ya atarım kardeşim. Dojlayamazsın bak. Şuraya bir W. Oo, dojlamış. E atalım. Buna Q flash yapacağım da. Hiç yapasım yok. Öldü zaten. Flash'ı boş yere kullanmayalım kill çalmak için. Kimisi var abi böyle kampını alınca gidiyor ölüyor, AFK kalıyor, trollüyor falan. Bak sayemde yaşıyorsun ha diyelim. Oğlum orada base atma ya. Bak ölecek bu çocuk ha. Niye bana vuruyorsun ki sen? Ultiyi açayım da siz bir tank sivein görün. Oğlum ruh gömleğim bitmemişti. Yapmayın bunu. Daha değil. Sal sal sal. Oğlum sen de mi geldin lan? Bak kestin şu an. Canım gitmiyor canım. Var ya, ruh gömleği olsaymış kule altında da ölmüyorduk. Riley çünkü gene bu kompla bu build ile iş yapar. Adamları şeyden çıkartmayacağım, slow'dan, ve daha rahat bir şekilde kayıtlayacağım çocukları. Düz vuruş falan atsaydık orada Lucian'a birkaç tane daha fazladan belki yaşar mıydım bilmiyorum. Ya da hiç durmasaydım yaşıyordum ya. Ama flash falan attı çocuk. Bir garip iyi oynadı sanırım. Yenilmez ve yeni fark ettim nasıl oluyor. Bence efsane oluyor. Troll falan değil yani gerçekten. Zaten millet yapıyor. Bak tek komboyla ben yenilmezi aktifleştiriyorum burada. Tek combo düz vuruş yenilmez aktif ve zaten ultiyi de açınca efso oluyor. Bak şimdi. Beni fokuslayın, beni fokuslayın. Ha, bu kadarı da fazla ama. Ya çok geç ulti patlattım. Lucian'a falan patlatsam yerde bir dünya tayfa olacak. Yaşayacağım. Vayne o kadar hasar atmaz dedim. Gwyn sosunu bitirmiş. Tamam, daha iyi oynamam lazım ya. Şu an trollüyorum baya. Sivayne support deniyorum, hep fitliyorum. Güzel pozisyon alman lazım. Öyle kolay değil ama güçlü. Pozisyon alımına dikkat edersen taşırsın lane'i. Bir de E tutturman lazım. Yani göründüğü kadar kolay değil o E'yi tutturmakta. Ayak hareketlerine bakacağın adamın dojucağı yöne falan koşman lazım. Dikkat isteyen bir şey. Oğlum bak shutdown verdik ölüp de rakip takım şu an bu kadar carry'leri var. Bize hasar çıkartabilirler. Skarner ultisini falan bana atıyor da direkt sıvışmam olduğu için çok etkilenmiyorum ultisinden. Yoksa anında eritirler. Yine iyi yaşıyoruz. O kadar önde durarak. Az önceki fight 7k hasar tanklamışım abi. 2700 canım var, 7k hasar tanklamak ne? Varını yoğunu kullanmış adamlar. Günaydın abi. Ne oluyor lan? Wintrade misin? Dipten Q attım. Sylas yok oldu. Şöyle kaçanı şey yapacağım. Vayne'i kesmemiz lazım da Riley'den zaten slow'dan çıkamıyor Vayne. Okey, tertemiz. Lucian bana mı kaçar? Lucian öldü. Nereye kaçıyor? Buraya 3v4 aldık bak. Ve canım manam full. Hiçbir şeyimiz azalmadı. Dakika 26, 50 tayfımız var. 4v3 fight mı kaybettiler diyor. Ne bekliyordun oğlum? Sen bu çarları tek kişilik mi sanıyorsun? Şuna bak, Morde, Kai'Sa. Kuleyi alın, kuleyi alın. Riley'i. Bak şimdi buzul takviyem olsaydı ayrı bir kanserlerdik. Zıplat artık. GG 50 gold'u da aldık. Abi yenilmez efsi oldu. Tavsiye ederim bu arada, alabilirsiniz. Özellikle top'ta, mid'de yakıncılara karşı oynarken. 30k hasar, alınan hasarlar. Grime'yi 27k. Yapılan iyileştirmeye nasıl bakıyoruz? Takım arkadaşı iyileştirme, takım arkadaşı kalkan. Yapılan iyileştirme. 16k'lık da bir iyileştirmemiz var.
Maç kısa sürdü. Çok fazla böyle şey yapamadık. İki kere öldük. O fightlarda ölmesek daha iyi olurdu. Şimdilik bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.